Herkese merhaba. Merhaba. Valla bu sefer değişik bir rota yaptık. Değişik bir yerdeyiz. Nereye geldik Şafak? Bu sefer ani bir plan değişikliğiyle Malatya'ya geldik. Aslında oraya gidecektik. Aile ziyareti olacaktı. Hem de memleketi gerçekten çok özlemiştik ama yoğun yağış, sel yüzünden mecburen ertelemek zorunda kaldık. Son saniyede bu arada erteledik ve cesapta yoktu. Bir gün kala hemen ani bir rota oluşturduk. Biletler, rezervasyonlar derken kendimizi ertesi gün yorgun argın uykusuz Malatya Havalimanı'nda bulduk. Havaalanı gerçekten küçük, böyle yormayan bir havaalanı. Buradan da son dakikada araba kiralamaya çalıştık. Şunu söyleyelim, araba kiralama seçenekleri çok az. Yani buraya gelmeden önce arabayı çok önce kiralamanız lazım. Kesinlikle. Bence bulamadık bu yani. En önemli ipucu kesinlikle en az bir hafta önceden buraya gelmeden arabanızı kiralayın bence. Ölmeden önce görmek istediğimiz bir yer vardı. Yani yapılacaklar listemizde baş sıralardaydı. Madem öyle dedik, zaten yaz ayında buraya gelmek doğru. Ve buraya göreceğimiz için de çok heyecanlıyız. Neresi Şafak? Nemrut. Nemrut. Havaalanına aracı getirdiler. Aracımızı teslim almaya gidiyoruz. Kolay gelsin. Bagajı büyükmüş. Bagajı büyük. Vallahi çok heyecanlıyız Şafak. Vallahi çok heyecanlıyız. Yeni bir rota. Aynen, yeni bir rota çıkarıyoruz şimdi. Ama yolu bulmaya çalışıyoruz evet. Bu arada. 6 dakika daha hızlı diyen bir rota var. Ondan gidelim o zaman. Ama yolu kötü olabilir. Genelde yok, daha kötü olan yol anladın buymuş. Evet. Tamam, onu kullanalım o zaman. Şu. Güneybatı yönünde ilerleyin. Şu. Ardından bunu U kullanalım. Dönüşü yapın. Tamam. Aslında Nemrut Adıyaman'a bağlı. Kahta olarak geçiyor. Yani Kahta'da konaklayabilirsiniz. Yollar buradan sonra güzel olmaya başladı. Şu Cendere Köprüsü'nden sonra. Ondan önce yollar gerçekten çok çok kötüydü yani. Özellikle yükseklik korkunuz varsa böyle yanlar uçurum baya virajlı dönüyor. Bilmiyorum Şafak, ben baya korktum yol boyunca. Şimdi çok güzel yollara geldik gerçekten. Artık böyle inşallah otele kadar kalacağımız yere kadar devam edeceğiz. Çünkü çok yorulduk, saat yorulduk. Artık 5'i 10 geçiyor. Daha nereden baksak 45-50 dakika yolumuz var. Evet, bitmedi. Ancak gideriz, dinleniriz, yerleşiriz. Bir de şunu söyleyelim, biz buralara gelebilmek için Malatya üzerinden gelmeyi tercih ettik. Çünkü İzmir'den Malatya'ya direkt uçuş var. Direkt uçuş olması bizim için çok çok büyük bir şey. Ama uçuş saatleri maalesef sabah 6 gibi olduğu için 3 gibi havaalanında olmak zorunda kaldık. 3 gibi olabilmek için de mürerkenden yola çıktık. Dönüş de bir öyle olacak. O da gece yarısı olacak. Böyle gece yarısı varıp da hemen işe yetişmeye çalışacağız. Evet. Yine bizi böyle zorlu bir seyahat bekliyorum. Olsun, keşfetmek için, görmek için değer. Biraz eziyet çekeceğiz, yapacak bir şey yok. Özellikle ben o Nemrut'un mistik ortamını çok merak ediyorum. Gün batımı, gün doğumunu çok merak ediyorum. Komagene, biz geliyoruz Komagene. Seni buraya taşıyoruz. İşlem tamam. Kaplumbağamızı da kurtardık. Yola devam. An itibariyle kaybolmuş olabiliriz tabii ki. Yine bir navigasyon azizliği. Aslında sorduk bir yere. Yukarıda hemen dediler. Yukarı çıktık, hala bulamıyoruz. Sorduğumuz zaman kendi pansiyonun devamı ama bu pansiyon burada şeklinde cevap verdi. Yani hani bize de gelebilirsiniz. Kaybolduk. Hatta gitsek mi adamların pansiyonuna, ne diyorsun? Bizi odamıza götür. Götüreyim, gel. İçimlere basmayayım da. Burası gerçekten böyle. Duvarları bir göstersene. Bağ evi gibi. Direkt Nemrut'a böyle daha 4-5 kilometre mesafede. Çok güzel, manzaraya hakim bir yerde, tepede gerçekten. Manzarayı göstereceğiz. Manzara gerçekten, evet. Efsane. O manzarada böyle bir şeyler yiyip içmek de keyifli olur bu arada.
Akşam yemeği de, bunu da söyleyeyim, kişi başı 40 TL'ymiş. Fix menüymüş. Klasik bir yol yön kaybeden şapı. Evet, burası da odamız. Ben takıyorum. Televizyonumuz var. Klima var. Klimamız var. Yataklar ayrı olsun. Ve lavabomuz. Bence fiyat olarak, konum olarak gayet uygun ve parasının karşılığını verecek kalitede duruyor. Evet, fiyat fayda dengesi olarak bakmak lazım. Burası sonuçta şöyle düşünün. Nemrut Dağı'nın eteğinde bir köy. Köyün hemen dışında zaten. Yani buradan normalde yolda geçerken yapıları görseniz dersiniz ki onun devamında böyle bir otel olmaz. Ben öyle düşünüyordum en azından. Hatta sana söylüyordum. Beklentilerin altında olabilirdi ama benim şu an için... Güzel. Ben manzarasına bayıldım. Evet. En çok da manzarası. Manzarası, temizliği ve fiyatı gerçekten kârlar arasal olarak eder. Bak, zar zor kalktık. Şu an saat kaç gibi? Valla dünkü yorucu geceden sonra şu an saat 3.30 gibi. Ben sesini de anlayabilirsiniz zaten. Şu an bu arada ses ve gitti. Bizim göz altları falan acayip şişti. Çünkü ikinci uykusuz gecemiz olacak. Aynen oldu öyle. Yani. Sabah güneşin doğuşunu izlemek için çok erken kalkmış olmanız lazım. 3-3.30. Biz biraz 3.30 geçirttik. İnşallah yetişeceğiz diye hayal ediyoruz. Çünkü belli bir mesafe var. Ondan sonra sizi bir servis alıyor. Ondan sonra kendinizin yürüdüğü bir mesafe var. Çok heyecanlıyız. Vallahi çünkü ölmeden yapmak istediklerimizin başında geliyordu. Listemizde her zaman olan bir şeydi. Ne mutlu gün doğumu. Hadi kaçırmadan bir an önce gidelim. Evet, günü doğuralım. Şimdi geldik. Araba parkı yazan bir yere. Oraya park ettik. Ondan sonra bir kafe var zaten. Önünde Nemrut yazıyor. Bir de shuttle servisinin kalktığı yerin oku var. Şuradan kalkıyormuş. İlk başta bu ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz kafenin içerisinden biletlerimizi aldık. Müze kartı. Ücretsiz müze kartı yoksa 30 TL. Biz arabayla devam edeceğiz mi? Evet. Shuttle beklemeyelim, tamam. Kendi aracımıza çıkacağız. Biz de hızlı araca gidiyoruz. İnsanlar bir hızlı gidiyorlar galiba. Gün batımını kaçıracağız. Yok yok. Her zamanki bir endişe yaptı Şafak. Otoparkın hemen devamından 1,5 kilometre ilerliyormuşuz. Ondan sonra da 500 metrede yürüme yolumuz varmış. Şimdi iyice artık yukarı doğru tırmanıyoruz ama yol çok dar ve kıvrıntılı, yokuş. Karşıdan görüyorum. Ben de görüyorum zirveyi. Çok heyecanlı, gerçekten çok heyecanlı. Şöyle bir yolumuz var. Zirvede şu an yansımıyor ama şu tarafta. Diğer otoparka geldik şimdi de. Havada ağırmak üzere elimizi hızlı tutmak zorundayız. Aynen. Koşturalım Şafak. Kesinlikle. Doğu tarafına. Şafak. Vallahi tırmanışa geçtik. 500 metrelik yolumuz var. Burada merdivenler var taştan. Onlardan yürüyoruz. Tırmanma yolu düzgün. Yol düzgün ama yorucu. Tabii rakım çok yüksek. Ciğerler hızlandı. Nefes alıp vermek zor ve gün batımını kaçırmamak için gidiyoruz. Gökyüzü yavaş yavaş. Bakın şurada. Aydınlanıyor. Bunu yakalamamız lazım. Haydi. Merdivenleri göster. Şöyle. Merdivenlerden. Gitgide yükseliyorsunuz. Nefes sesimizi de duyuyorsunuzdur. Tırmandık şimdi. Zirvedeyiz. Vallahi o kadar da soğuk değil ama tabii ki bayağı rüzgar var. Yine de biz şanslıyız diye düşünüyorum çünkü daha fazla rüzgar olduğunu söylüyorlardı.
Yavaş yavaş da gün doğmak üzere. Herkes terasta oturmuş gün doğumunu bekliyor. Biz de kendimize bir yer bulduk şimdi. Aşağı doğru ineceğim. Gün doğumunu bekleyeceğiz. Şafak doğuyor mu? Ne dersin? Daha 15 dakika var. Şimdi o ünlü heykellerin, anıt heykellerin önüne geldik. Birazdan bunların özelliklerini tek tek anlatacağız. Burası gerçekten çok çok farklı bir yer. Gün batımı için bile sadece şuraya çıkmaya değer. Ne diyorsun? Kesinlikle mükemmel bir gün doğumu, mükemmel bir manzara var burada. Heykeller hep harika. Gerçekten çok mistik, çok farklı bir yapısı var buranın. Gördüğümüz en güzel yerlerden biri. Yani ölmeden önce yapılacaklar listesine bir tık daha aldık. Milattan önce 163 ve milattan önce 72 yılları arasında 1. Antiochus zamanında atalarına ve tanrılarına minnettarlığını göstermek için yapılmış burası aslında. Kendi krallığının en yüksek dağına, Nemrut Dağı'na burayı yapmış. Anıt heykellerle dolu bir yer burası ve her heykelinde çok farklı bir anlamı bulunuyor burada. Bu arada Antik Roma'da Persler ve Romalılar çok güçlülermiş. Komagene krallığı tam onların ortasında yer alıyormuş ve onların ortasında her iki medeniyetin izlerini ve kültürlerini de taşıyormuş. Aslında Komagene İmparatorluğu çok barışçıl, yani krallığı çok barışçıl bir krallıkmış. Her medeniyete, her kültüre saygısı olan birleştirici bir krallıkmış. Yani şu an yaşadığımız dünya üzerinde bile bu mantaliteti maalesef yok. Yani o dönemlerde bunu sağlamışlar, barışçıl bir krallık kurmayı sağlamışlar. Burada hem doğu cephesinde hem batı cephesinde heykeller bulunuyor. Ama doğu cephesindeki heykeller daha korunmuş. Birazdan zaten batı cephesine de geçeceğiz. Onları da göreceğiz. Şimdi tek tek heykellere bakalım. Gezmeye başlayalım artık. Heykellerin başında ve sonunda iki tane bir kartal bir de aslan figürü var anıt heykel olarak. Bunların da anlamları varmış. Kartal göklerdeki hakimiyeti kudreti. Aslan ise yeryüzündeki hakimiyeti kudreti temsil ediyormuş ve bunlar koruyucu olarak geçiyor. O yüzden şu heykellerin her iki yanında koruyucu aslan ve kartal heykellerini koymuşlar. Bu taraftakinin yalnız sol taraftakinin kartal heykeli sadece var. Aslan heykeli maalesef yıkılmış. Bu arada heykellerin başları burada dizilmiş. Aslında gövdeleri oturur bir şekilde yukarıdalar. Başları gövdelerinden kopmuş bunların. Heykellere başlayacak olursak ilk başta Antiochos var. Antiochos kendini başa koymuş. Diğer tanrıların yanına koymuş. Bunun da bir anlamı var. Öldükten sonra bile saygınlığını hiçbir zaman yitirmemek, tanrıların yanında olmak için buraya kurmuş. Niye Nemrut en zirveye kendi krallığını koymuş? Yine tanrılara yakın olmak için zirveye buraya bu anıt heykelleri dikmiş. İkinci sırada da direkt Antiochos'un yanında Komagene'nin heykeli var. Komagene diğerlerinden farklı olarak tek kadın tanrıça. Komagene bereket tanrıçası. Bunu tasvir etmek için de kafasında nar ve üzüm motifleri var. Komagene'nin bir farkı daha var. Komagene aslında başı üzerinde duran tek heykelmiş. Başı düşmeyen tek heykelmiş. Ama 1963 yılında yıldırım çarpmasıyla diğerlerinin sonu gibi onun da başı maalesef kopmuş. Onun da başını bu şekilde yan yana koymuşlar. Ve sırada kim var Şafak? En önemlisi tanrıların tanrısı Zeus var. Zaten onu en ortaya koymuş. En ortaya koymuş ve üstüne boyutu da en yüksek olanı Zeus olarak belirlemiş. Zeus'a saygısından.
Zeus burada sakallı olarak nitelendirilmiş. Yalnız tabii heykelde maalesef çenesi kırık. Ve yukarıda oturduğu yerden de arkasında pelerin olduğu anlaşılıyor. Tabii ki Zeus'un yanında da oğlu Apollon var. Aydınlığı ve aklı temsil ediyor. Zeus'tan daha genç ve sakalsız olarak tasvir edilmiş burada. Hemen yanında da Herakles var. Yine Zeus'un oğlu. O da bir faniden olan oğlu. O da gücü, kudreti, savaşçı kişiliğini temsil ediyor. O da Zeus gibi sakallı bir şekilde tasvir edilmiş. Buranın ilk ortaya çıkışı Alman mühendis Karl Sester tarafından yapılmış. Nasıl olmuş? Diyarbakır'da bir yol yapım çalışmasında görevliymiş aslında. Sonra rastlantısal olarak burayı bulduğunda ilk başta Asurlular dönemine ait olduğunu zannetmiş. Hemen Kraliyet Araştırma Ünitesine haber verilmiş. Onların buraya gönderdiği ekiple birlikte ayrıntılı bir çalışma yapılmış aslında burada. Yapılan çalışmalar sonucunda Yunanca yazılmış bir takım kitabeler bulmuşlar. Daha sonra araştırmışlar. Bunun aslında Komagene Krallığı'nda Kral 1. Antiochus dönemine ait olduğunu anlamışlar. Bunu anlamalarının sebebi de bu yazıtlarda direkt Kral 1. Antiochus'un ağzından yazılmış şeyler ve bu kitabelerin çözülmesiyle birlikte de buranın sırrı da çözülmüş. Bu arada bu kazı çalışmalarının altından da yine bir isim daha çıkıyor. O da buralara gelmiş. Kim Şafak biz? Valla Bergama tarafından gelen bir isim. Karl Humann. Yine bir Alman. Yine bir Alman. O Bergama'daki birkaç eserin de tekrar zaten o Bergama'dan götürülmesine neden olan isim. O da evet. Hatta yine aynı yol yapım çalışmaları nedeniyle de gelmişti. Bu arada onun da videosu, Bergama videomuz da var. Onu da bırakıyoruz linkini buraya. Neyse konumuza dönüyorum ben. Arkada da Tümülüs var. Tümülüs aslında kubbe şeklinde bu heykellerin arkasında. Bunun ne önemi var? 30 bin metrekare kırma taşlarla burada bir tümülüs oluşturulmuş. O tümülüsün içinde Kral Antiochus'un mezarı olduğuna inanılıyor. Kendi mezarı şu ana kadar bulunamadı. Bu gerçekten çok ilginç bir şey. Şu anki teknolojiyle bile kralın mezarına ulaşılamadı. Yani zaten o tümülüsü böyle dağıtıp da tabii içine girme gibi bir durum söz konusu değil. Ama öyle bir teknolojiyle bunu inşa etmişler ki şu an bile biz o mezara ulaşamıyoruz. Benim fikrim şöyle, muhtemelen bir kanal şeklinde bir yol var aslında içeriye giren ama muhtemelen şu an onun üzeri kapalı. Belki bilmiyorum, kazı çalışmaları biraz daha derine gidebilse belki de bulunabilir ya da belki de çok iyi saklanmış, bilmiyorum artık. Bir de birkaç rivayet daha okudum. Eğer mezarı bulunursa, mezarı bulunan kişinin üstüne o mezarın çökeceği gibi. Hani böyle Mısır piramitlerde böyle bu bir tuzakları gibi şeyler falan. Bilmiyorum. Bence cesarette ister gibi geliyor bana. Senin dediğin çok doğru Şafak. Neden çok doğru? Bir rivayet daha yazmışlar. Zamanında bu heykellerin bir tanesinin ayağın dibinden aslında o tümülüsün içine giren bir tünel olduğuna dair. Yani ne kadar doğrudur ne kadar değildir ilerleyen zamanlarda zaten o tünelin de kapandığına dair bir şeyler yazmışlar. Gerçekten çok mistik bir havası var buranın. Yani ölmeden önce görülmesi gereken bir yer. Hani burayı yaşamak lazım. Kesinlikle katılıyorum. O gün doğumunda birden böyle eski aktif volkanik zamanlardan kalma siyah kül rengini görüyorsunuz. Ondan sonra gölleri görüyorsunuz. Arkaya bir dönüyorsunuz. Şu muhteşem heykelleri, tümülüsü görüyorsunuz. Çok mistik, çok özel bir yer burası. Yani ölmeden önce gerçekten yapılması gereken bir yer burası. Çok konuştum yine. Anlarsınız ki çok etkilendim ya. Erken gelin, sıkı giyinin, soğuk oluyor. Evet. Batı terasının özelliği gün batımı. Doğu terasında günü doğuruyorsunuz, batı terasında günü batırıyorsunuz. Burada da bir takım heykeller var doğu terası gibi. Ama onlar kadar korunmuş değiller. O zaman görelim. Arabanızı bıraktığınız yere dönmek için çıkışta geldiğiniz yolu tamamen geri dönmenize gerek yok. Hemen batı kanadına geldiğinizde batı terasının orada zaten bir çıkış tabelası yazıyor. Böyle mermer taş bir yoldan sizi aşağı arabanızın olduğu yere veya işte şatırların kalktığı yere kadar indiriyor. Aslında şöyle söyleyeyim, zaten iyi ki de doğu terasından geri inmiyoruz. Çünkü doğu yol terasına çok kötü. Doğu terasına çıkmak ile karanlıkta nefes nefese kalıyorsunuz. Yüksek bir irtifa var. Yani batı terasına çıkmak doğu terasına çıkmaktan çok daha kolay. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada günü doğurduk. Göreceğimiz şeyleri gördük. Yavaş yavaş buradan ayrılıyoruz.
Tabii ki gün içerisinde birkaç yer daha gördükten sonra akşam buraya tekrar geleceğiz ve günü batıracağız bu sefer. Son bir şey daha ekleyeyim. Çünkü bu bayağı hani, konuşulan bir şey. Burası Adıyaman'a bağlı Nemrut. Adıyaman Kahta'ya bağlı. Ama Malatya'dan gelmek biraz daha kolay olabiliyor. Malatya yolu biraz daha kolay. Biz de Malatya'dan geldik. Ama tabii Adıyaman'dan da tekrar buraya geliş sağlayabiliyorsunuz. Biz gidelim. Şöyle söyleyelim, zaten girer girmez doğu ve batı tarafı ayrımı var. Tabii karanlıkta biz onları görememişiz. Kim nereye yürüyorsa oraya yürüdük karanlıkta, size de öneririz. Artık arabamızı fark ettiğimiz yerden alacağız. Otele geçeceğiz, orada bir kahvaltı yapacağız. Saat 10'a kadar devam ediyormuş, ona yetişmeye çalışıyoruz. Saati de 8 yaptık değil mi Şafak saati? 7.35 mi? Arabayı park ettiğimizde karanlıkta gösterememiştik. Şöyle bir yer. Biz kalmışız bir tek. Kahvaltı için geldik. Otelimize açık büfeymiş. Sevdiğimiz zamanı. Çok acıktım vallahi bu için. Biliyorum, o yüzden söyleniyordun en son. Evet evet, aynen öyle. Şimdi direkt zaten yemeğe gömüleceğim. Gayet de yeterli bence kahvaltısı. Güzel. Yeterli yeterli. Manzaramız şahane. Çay keyfi de yapmayalım mı Burçin sabah? Ne yapalım artık Şafak, o kadar çıkmışız basamakları. Kesinlikle. Uyumadık iki gecedir. İki gecedir gerçekten uyumuyoruz. O yüzden de baya baya yorgunuz. Yani böyle dün de toplasan 4 saat uyuduk. 11'den sonra 3'e kadar uyuduk. Bugün tabii ki öğleden sonra program yoğun ama ilk defa benden şimdi Şafak değişik bir şey duyacak. Hayatım, 2-3 saat uyuyalım mı? Hadi lan. İnanmam ben sana. Tuzak soru mu bu? Hayır. Biz bir 2-3 saat dinleneceğiz. Ondan sonra çok güzel yerlere devam. Uyuduk biz. Şu an saat 12. 12 mi? 12.30. 12.30 oldu tabii giyindik falan. Ama 12'de uyandık. Top 2.5 saat uyuduk. Aslında 1 saat uyuyacağız diye hedef koyup 2.5 saat uyuduk ama artık bir yerden çıkacağı belliydi bunun yani. 2 gece boyunca uykusuz kaldıktan sonra. Yine de planlarımızı yetiştireceğiz gibi duruyor. Evet. Normalde ilk aslında bu milli parkta Nemrut'u gördükten sonra burada bir tane antik kent var. Yazlık, krallığın yazlığı olarak kullanılan bir antik kent var. Onu görmemiz gerekiyordu. Ama biz tabii geri döndük, yemeğimizi yedik, dinlendik. Şimdi ona doğru ilerliyoruz. Arsemi Ören yerine geldik. Kıvrıntılı, bayağı kıvrıntılı bir yoldan geldik. Kötü bir yoldan geldik. Şimdi arabamızı park ettik. Burada bir tabela vardı zaten, Ören yeri tabelası. Ondan sonra bir patika yoldan yukarı heykelin olduğu yere doğru ilerleyeceğiz şimdi. Şu anda bu arada hava çok sıcaklaştı burada. Yani o Nemrut Dağı'ndaki o serinlik falan kayboldu. Kayboldu. Bildiğin baya baya sıcak yani. 30 derecenin çok çok üstünde. Yavaş yavaş gidelim o zaman. Gidelim. Yorucu bir yoldan devam ediyoruz. Nefes nefese kaldım Şefak. Valla bugün iyi tırmandık. Evet. Şu an Mitras kabartmasının önüne geldik. Arsemi Ören yerinde mutlaka görülmesi gereken şeylerden biri. Hemen burada karşınızda yukarıda görünüyor. Önüne indik. Biz arkasında da yazıt var aslında. Grekçe bir yazıt var. Başında bir Pers başlığı, sol elinde bir tane dini törenlerde Perslerin kullandığı bir demet görünüyor. Ama diğer tarafı, yani bize göre sol tarafı yıkık olduğu için o tarafla ilgili bir yorum yapılamamış. Artı yazıtın da o tarafı kırık olduğu için o tarafta net olarak okunamamış. Ama mutlaka görülmesi gereken bir şey. Thank you.
tünele geldik. Hemen arkanızda görülen ikinci tünel. Dini işlevlerde kullanıldığı söyleniyor. Yaklaşık olarak 158 metre uzunluğunda bir tünel bu. Tünelin hemen girişinde üst tarafta gördüğünüz bir yazıt. Bu yazıt Anadolu'nun en büyük Grekçe yazıtı. Yaklaşık olarak 256 satırdan oluşuyor bu yazıt. Hemen yukarıda da sağ tarafta girişin üstünde görülen el tokalaşma sahnesi. Bu Kral Antiochus'la Herakles'in tokalaşması, yani krallarla olan dostluğu simgeliyor. Kralların da gücünü, kudretini aldıklarını, kralların yanında olduklarını simgeliyor. Herakles olması da başka bir mana gibi geldi Şafak bana. Evet, yolda da konuşmuştuk. Yani insanlığın doğaya karşı mücadelesini simgeliyor Herakles. Zaten burası inanılmaz çetin bir coğrafya. Çok, her yer kayalık, dağ, taş. Doğal olarak da herhalde insanlar bu coğrafyada o yıllarda doğayla barışık olmak ve daha az etkilenmek için de Herakles'le yakınlık kurmuşlar gibi. Bana da öyle geldi. Şimdi antik kentten çıktık, geriye dönüyoruz, otele dönüyoruz. Aslında bir kara kuş tümülüsü var, bir tane sütun var, üzerinde işte kuş temsili. Ama ona da bir yarım saat var ve hava çok sıcak artık, biz baya bunaldık. Artık benim sıcaktan başım dönüyor ya, başıma güneş geçmiş olabilir. Başımıza güneş geçti, şöyle söyleyelim, fotoğraf çekiniyorduk. iPhone sıcaklık uyarısı verdi, hemen çantalara attık telefonları. Telefonlar bile çalışmaz hale geldi o denli. Yani herhalde şu Nemrut'un en sıcak yeri bu antik kent diye düşünüyorum. Biraz gidip otelimizin önünde serinleyeceğiz, acık dinleneceğiz. Çünkü gün batımına gitmek istiyoruz. Yine gün batımına giderken bir o kadar merdiven çıkacağız. Şafak, bugün en çok yorulduğumuz gün olacak. Evet. Tırmanma günü. Sabahı ayrı, akşamı ayrı, öğleni ayrı. Öğleni ayrı. Devamı tırmandık. Yolumuzu da gösterelim, otelimize gidelim. Yeniden yollardayız. Üçüncü kıyafeti değiştirdik. Neden? Çünkü Nemrut bizim ayarlarımızla oynadı. Sabah aşırı soğuk, kutuplara uygun giyindik. Öğlen aşırı sıcak, başımıza güneş geçti, çok ince giyindik. Şimdi böyle orta kıvamda rahat tırmanabilecek bir şeyler giyindik. Üstümüze repolar alacağız. Yani ayarlarımızla oynadı gerçekten. Yeniden yukarı çıkıyoruz. Bu sefer hedef gün batımı. Gün batımını da görelim istedik. Hem gün doğumu hem gün batımı olsun. İkisini de tadalım istedik. 40 kere gelmiyoruz değil mi? Tabii kere gelmişiz. Tabii. Yollar o kadar kötü ki 40 kere gelir miydim onu da tartışırım. Evet. Şuraya çıkmak bile zor yani. Ama dediğin gibi gün batımı gün doğumundan daha bir kalabalık gibi. Bayağı kalabalık gözüküyor. Bayağı araba görüyorum. Bayağı. Ama gün doğumuna zaten az insan olacağını tahmin etmiştik. Onun çıkmak hele karanlıkta hiç kolay değil. Biz de günü batırmak için oturduk kenara. Şu an saat 7, batmasına 20 küsur dakika evet, falan var. 21 dakika var. Bu arada şunu söyleyelim, iyi ki gün doğumunda gelmişiz. Çünkü gün doğumunda böyle 20-30 kişi falan vardı. Çok kalabalık değildi, öyle zevkli zevkli. Güzel bir kalabalıkta gün batırdık. Şimdi bütün turlar falan gelmiş, arabayı biraz zor paket çeker bulduk. Birazdan size göstereceğiz. Böyle, merdivenlerin o civarlara doğru... Her yer dolu, her yer dolu. Her yer dolu, biz de zor bir yer bulduk işte, yola oturduk. Hatta dur göstereyim. Arkada da şöyle bir kalabalık var ki böyle yukarılara aşağılara her yere oturmuş durumdalar. Vallahi o kalabalığa girmeye de cesaret edemedik. Biraz daha uzağa oturduk ama kesinlikle kesinlikle tavsiyemizdir gün doğumunda gelin. Her türlü güneşin doğuşta batışta güzel ama gün doğumu daha şahane. Çok az kişi. Sessiz, sakin, ıssız. Kesinlikle gün doğumu. Ve gerçekten o mistik havayı hissedebileceğiniz zaman o. Gün doğumu kesinlikle öyle. Güneşi gösterelim, batsın gitsin. Yavaş yavaş alçalıyor. Demin bayağı yukarıdaydı. 20 dakika sonra muhtemelen bulutların arkasında. Vallahi aslında hava açık ama. Yani öyle bir şey oldu ki güneşin tam battığı yere bulutlar geldi. 3 parça bulut var, o da güneşin önündeydi. Şöyle söyleyeyim, burada inanılmaz bir kalabalık vardı. Yani kalabalık tarif edilemez. Biz girmeye korktuk o denli. Kötü oldu. Hasta insanlar çünkü tanı yerlerden yani. Bunu görmek için geldiler. Çünkü turlar özellikle bir sürü tur otobüsü gelmişti. Biz kendi adımıza gün doğumu şahane olduğu için ve az kişiyle bunu yapabildiğimiz için üzülmedik ama hani gün doğumunu yine söylüyoruz, gün doğumu. Ya gün doğumu, evet, gün doğumunu izlemeyip gün batımına gelenler için üzücü oldu. Evet. Ama yine de o tur rehberinin dediğini de hiç unutmayacağız. Evet ya, tur rehberindeki pişkinlik, ya pişkinlik evet, diyeceğim çünkü gerçekten evet, pişkinlik. Evet. Söylüyorum Şafak. Olsun olsun dedi. Baktı bulutlar var. Gün batımı görünmeyecek. Müşterilerine tam da arkamızdan geçiyorlardı. Zaten dedi güneş batarken yolda da göreceksiniz. Bir anlamı yok dedi.
Yani onun için. Kafileyi aldı erkenden. Farkında mısınız evet, evet. Yani? Ama işte rehber anladı zaten. Bulut var batmayacak. İnsanlara da söyleyemiyor. Bari dedi indireyim aşağıdan da vakitten kazanayım dedi. O da çakallık yaptı evet, bence. Böyle denmez ki yani tur otobüsünden yani, evet. Batımı mı izleyecek? Bilemedim ya. Gerçekten ama üzücü. Kimse bir şey demedi bu arada. Herkes de yok, tam herkes, arkasından. Ne desinler sonuçta herkes görüyor işte görüyor, bir sürü görüyor. Bulut var yani o güneşi görme ihtimalleri yok. Yine de yani böyle bir şey demese de olurdu. Nasıl olsa göremeyeceğiz. Bence aşağı inelim yani, daha mantıklı olurdu gibi geldi bana ama. Bence bu macerayı ben. Deneyimlemek bile herkes için güzel bir şey. Biz de deneyimledik. Biz de sonuçta göremedik tam olarak. Hani biz sabah çok eğlendik gördük güzeldi ama akşam da görsek yine de iyi olurdu bizim yani için de. Şu serin, şu dağların görüntüsü, hani volkanik. Doğanın var. İçinde hatta hoş tarihi olan bir doğanın içerisinde yani. En azından günü doğurduk günü batırdık bu da bize yetti. Yavaş yavaş gidelim o zaman otelimize. Aynen öyle. Nemrut gezimizin sonuna geldik artık. Evet vallahi dolu dolu geçti uykusuz geçti ama sonuna kadar değdi. Kesinlikle. Ölmeden önce yapmak istediğimiz bir şeydi kesinlikle. O zaman ne diyoruz Şafak? Yeni rotalarda. Yeni yollarda. Yeni maceralarda. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.